Muzaffer Bey, Nefise'nin bir yanlışı olduysa kusura bakmayın lütfen. Ben de günlerdir onu nasıl bulurum diye düşünüyordum. Aa, siz tanışıyor musunuz Nefise'yle? O olmasa belki yaşamıyordum şimdi. Bıçaklandığım gece hayatımı kurtardın. Sahi mi? Allah Allah, şu Allah'ın işine bak. Bana da hiç bahsetmedi. Sen nereden tanıyorsun onu Azime? Ben şeyden tanıyorum. Bizim eski mahalleden. Ona villada ben bir iş falan... Bırak şimdi villayı falan. Ne kadar iyi tanıyorsun? Yani iyi tanıyorum tabii. Bayağı yakından tanıyorum. Kusura bakmazsanız Muzaffer Bey. Neyi merak ettiniz tam olarak? Bilmem. Mesela... Evli midir, bekar mı? Ha, bekar. Yani evliydi de kocası genç yaşta sizleri ömür. Yani şimdi dul. Çoluğu çocuğu? Çocuğu mu? Çocuğu yok. Yok çocuğu. Yok. Yani olmadı. Zaten adam genç yaşta öldü. Bu da tek başına kaldı zavallı. Ama çok dürüst, çok çalışkan bir kızdır. Kusura bakmazsanız... Muzaffer Bey, yani siz neden böyle sorular sordunuz? Yani yardım amaçlı falan mı? İş için. Onu düşündüğüm bir iş vardı aklımda, onun için. İş için mi? Muzaffer Bey, biz burada size yetmiyor muyuz? Yani bir yanlışımız mı oldu? Villada değil Azime, şirkette bir iş için. Ha, şirkette. Temizlik falan mı? Azime, çok sordun. Ben gerekenleri bizzat kendisine anlatırım zaten. Bugün şirkete gelmesini rica ettiğimi söyle Nefise Hanım'a. Nefise Hanım'a. Tamam, söylerim Nefise Hanım'a. Lütfiye de söyle, buradan alsın şirkete kadar getirsin. Başka bir şey yok, çıkabilirsin. Peki Muzaffer Bey. Abi, sen çıkmıyor musun? Daha bu yeni ürün için karar vermedik. Bir de bu yeni kampanya için yeni yüz bakıyorduk ya. Gerek kalmadı Onur Bey. Tamam, ben buldum yeni yüzü. Gökte ararken yerde buldum üstelik. Allah Allah. Kimmiş o? Hayatımı kurtaran kadın. Adı Nefise. Kız Nefise gel. Abla neler oluyor? Vallahi öyle şeyler oluyor ki. Sana ben yeni bir iş buldum. Duyunca kızım küçük dilini yutacaksın. Ne diyorsun Azmi abla sen? Bak şimdi. Arada suratı bulmuşlar demek ki. Kızım aradığı sen misin işte? Senin resimlerin çıkartacak bütün reklamlara. Vallahi Nefise duyunca ben de çok şaşırdım ha. Ya. Abla yani bu işte bir yanlışlık vardır herhalde. Ben ne anlarım reklamdan? Kızım sen Muzaffer Bey'in hayatını kurtarmışsın ya. Vallahi Nefise aşk olsun hiçbir şey anlatmıyorsun bana. Abla ben bunu neyini anlatacağım zaten? Ben öyle yolda bir adam gördüm. Yardım ettim işte. Ben adamı tanımıyorum, etmiyorum ki. Kızım işte o geceden beri unutamamış adam seni. Bana bir sürü soru sordu. Evli mi dedi, bekar mı dedi. Ya ben bekar deyince adamın yüzüne gözüne fer geldi. Yüzüne nur indi, etrafı harelendi. Ya adam sana meyletmiş Nefise. Ay abla ne diyorsun? Ay benim neyime meyletmiş? Ay yok abla vallahi şaka yapıyorsan hiç komik değil ha söyleyeyim. Ay yok eğer ciddiysen de... Yok yani bu reklam beklemişler benim hiç harcım değil ha. Ben gidiyorum. Dur kız manyadın mı? Aa dur bir iki dakika dinle. Bak Nefise senin başına talih kuş kondu kızım. Orta yerine de böyle sulu sulu pisledi. Sen farkında değil misin hala sersem? Ay Azim abla ayıp ediyorsun ama lütfen. Kızım dur bak aklı başında ol biraz ya. Bu adam senden hoşlanmış. Tava gelmiş. Anlamadın mı durumu? Artık nasıl baktıysan adama sende. Abla sen neler söylüyorsun Allah aşkına? Ay sen benim ne yanlışımı gördün? Benim çoluğumu çocuğumu rızkını aramaktan başka yaptığım bir şey var mı? Yok. Yok anlaşıldı. Buradan bana ekmek çıkmayacak. Ben gidiyorum. Kız dur. Deli manyak. Gel şuraya iki dakika. Bana bak.